Arşiv Adası'ndan yeniden merhaba. Bugün lafı çok uzatmıyorum. Hemen 96 yılına gidiyoruz. Çünkü programı hazırlayan arkadaşım Ayça Bakan'la Süperstar Ajda'nın konuşacak dünya kadar şeyi var. Sizlerle Baş Başa programına hoş geldiniz Ajda Pekkan. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu benim için de güzel bir sürpriz oldu. Yaşınızı sormayacağım Ajda Hanım. Bu çok sorulan bir soru, evet. Ama müziğe başlayalı kaç yıl oldu? Ben müziğe çok çok küçük bir kızken, genç kızlığa geçmeden önce amatör olarak 60'lı yıllarda başladım. Profesyonel olarak da 67 yılında başladım Sayın Zeki Müren'le beraber. O günlere ilişkin neler anımsıyorsunuz? Sadece Sayın Zeki Müren'le ilgili değil tabii. Yani bir hoşluklar oluyordu hep. Yaşın getirdiği acaba hayatı hoş görme felsefesi miydi bilemiyorum. Her şey çok güzeldi. Dünya pes pembeydi. Ya da biz pembe gözlüklerle bakıyorduk. Bakmasını biliyorduk. Tabii ki o yıllarda ilk başladığım zaman profesyonelliği ilk Sayın Zeki Müren'den öğrendim. Sahne arkası terbiyesi, sahne terbiyesi, prensipler, ilkeler, bütün bunlar benim için çok önemli faktörlerdi. Onları bir, yani bilerek bilmeyerek yaşattı bize. Ben bilerek bilmeyerek onları algılamaya çalıştım, algıladığım kadarıyla. Onların da çok faydasını gördüm. Sinemada o yıllarda önemli bir yere sahipti değil mi yaşamınızda? Ben sizin o eski filmlerinizi hatırlıyorum. Evet. Arada bir de televizyonlar, evet, gösteriyor galiba. Şimdi nasıl buluyorsunuz, evet, o filmleri? Yani bakıyorum. Yani tabii ki ben mesela bazı dostlarımla, sizlerle konuşabildiğim gibi rahatlıkla diyorum ki işte mesela filminiz ne kadar kötü ya Rabbim. Mesela ne kadar şişmanmışım veyahut da ne kadar belki kilolu değilsem bile tabii jimnastik yapmadığım için estetik olarak böyle kendimi bırakmış bir duruş tarzım var. İşte makyaj o kadar bilinçsiz yapılmış. Saç başı, yani her şey bilinçsiz. O yüzden de tabii kritike ediyorum. Fakat bütün bunlar biliyorsunuz birdenbire olamıyor. Yani ben o zamanlar benim önümde kimse yoktu örnek alabileceğim. Ancak Avrupa özentisi içindeydik. İnsan kendini bir yaştan sonra buluyor, bir zaman sonra buluyor tabii. Ama o zamanlar hiçbir örnek yoktu. O yüzden de ben kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Fakat tabii o yaptığım şeyler o zaman için belki herkes için geçerli gibi görünüyor idiyse de benim için şimdi baktığım zaman çok komik ve ilkel geliyor. Bir daha sinemaya dönmediniz değil mi? Hayır, dönmedim. Çünkü beni çok sarmadı sinema, yani film ve o camia. Benim bu konuda bir altyapım da yoktu. Yani dramayla ilgili akademik bir kariyerim de yoktu. Bu galiba birazcık da kabiliyet meselesi. Benim ya ısınamadığımın sebebi bir de kabiliyetsizliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Bunu fark ettim, bunu hissettim. Müzik beni daha çok ilgilendiriyordu. O yüzden müziğe daha çok ilgi duymaya başladım. İlgi odağım o oldu yani. Eskiye dönmüşken bir arada Eurovision yarışmasına Türkiye'yi temsil etmiştiniz ve bu biraz empoze edilmiş bir görevdi değil mi? Aynen öyle. Evet. Size seçilen şarkıyı da sevmediğinizi anımsıyorum maalesef ben. Maalesef, evet. Sizin için olumsuz etkisi oldu mu Eurovision'a çıkmanın? Tabii oldu. Yani bir yerde kariyerine tırmanarak kendi tırnaklarıyla yapmaya çalışan ve de kendine göre bir yerlere gelmiş bir insan kendi şartlarıyla, kendi imkanlarıyla böyle bir amatörce bir yarışmanın riskine katılmaması gerekir. De o kadar itildim ki ben bu konuda neredeyse Türk değil filan gibi ilan edilecektim. Aslında o endişelerden dolayı da birazcık da bir şeyleri ispat etmek için peki dedim. Fakat peki dedikten sonra 3 tane şarkının en olmayacağı, yani ben petrolü seviyorum, sevdim de her zaman. Hala sahnede potpourilerimde söylüyorum ama orada uluslararası bir yarışmaya petrol gibi bir şarkıyla gidilmezdi. Ben de o şarkının mahcubiyetini üstümde çok taşıdım. Ajda Hanım, bu kasetle ne yapmayı amaçlıyordunuz ve istediğiniz gibi oldu mu? İstediğimi yapamadım. Onu söyleyeyim açıkça. İstediğim gibi bir ekip ve istediğim besteleri bulamadım. Bu arada da artık bu kasetin çıkması gerekiyordu. Ve burada hadi artık denildiği andan itibaren de empoze edilen bazı şeyler oldu. Bunlara evet dedim. Evet dedikten sonra bazı pişmanlıklarım oldu. Fakat sonunda baktım ki işe benim el atmam gerekiyordu. Bayağı el koydum. Bu iş yapılırken bu işe benim soyunmam gerekiyor. Bunu kimse yapamayacak. Buna benim ne sesim, ne gücüm, ne de şöhretim hiçbir şey yetmeyecek. İnsanlar sadece baktım bunu kullanmaya çalışıyorlar. Basamak yapıp şöhret yapmaya çalışıyorlar kendilerini. Onun üzerine ben de herkese suratımı sallandırıp en antipatik ben olarak stüdyoda kışkışlamak mecburiyetinde kaldığım, hatta terk etmek durumunda kaldığım evreler geçirdim. Fakat sonunda prodüktörlüğünü, süpervizörlüğünü, edit, miksaj hepsinin başında ben vardım ve hepsini ben müdahale ettim. Ve ben buldum bütün bu şarkıları. Bir takım insanlar da bir şeyler yapmış gibi göründüler.
Onları da öyle okşadım, sevdim, teşekkür ettim. Ama sonunda güzel şeyler var. Eski Ajda Pekkan çizgisine götürüyor. Yani insanları yadırgatacak bir kaset olmadı. Peki Ajda Hanım, Türk sahnelerine her çıkış yaptığınızda bir bomba düşmüş gibi oluyor. Seviyor musunuz bunca göz önünde olmayı ve bakın, dikkat çekmeyi? Dünyada herkes sevilmeyi sever, fark edilmeyi sever, iltifat almayı sever. Bütün bunlar çok güzel ama şöhretle beraber çok zor Ayça Hanım. Bir sürü güzel yapıyorsunuz. Bir yanlış yaptığınız zaman sökük gibi baştan aşağıya gidiyor. Ve bu müthiş bir stres yapıyor bende ve benim gibi düşünen insanlarda. O yüzden de tabii bir iddia haline geliyor yaşamınız, yaşam biçiminiz. Ve ben de bunu aşmaya çalışıyorum devamlı. O yüzden de takılıp kalmıyorum. Artık eskisi gibi kırılıp dökülüp üzülmüyorum. Yani toparlıyorum çabuk kafamı ve daha mantıklı bakmaya çalışıyorum. Yaşadığınız dünya çok pırıltılı, göz kamaştırıcı, birçoklarınca özenilen bir dünya Ajda Hanım. Siz bu dünyayı seviyor musunuz? Hiç hoşlanmıyorum. Ben sevmiyorum. Çünkü dünyalar birbirlerini sevmiyorlar ilk önce. Bence her şey sadece görüntü. Her şey görüntü. Ama yok mu insanlar? Var tabii. O kadar azınlıkta ki. Dünyadaki materyalist bakan insanlar maalesef daha çoğunlukta olduğu için o azınlıktaki insanların sesi çıkamıyor fazlasıyla. Bunca yoğun uğraş içinde boş zamanınız oluyor mu ve ne yapabiliyorsunuz? Şu anda hiç olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Yani boş zamanım var dediğim zaman bile olmuyor. Kitap okumayı seviyorum. O beni dinlendiriyor zaman zaman. Kafam meşgul değilse. O da tatillerde. İstanbul'da gazeteleri bile zor okuyorum. Zaman zaman da artık eskisi gibi kendimi fazla sık boğaz etmemeye çalışıyorum. Birazcık daha yavaşlattım artık bu koşuşmaları. Şimdi birazcık tekstile girmek istiyorum. Bu Hayvan Dostları Derneği'nde onursal başkanıyım. Zaten onlara eğiliyorum. Çevreciliğe eğiliyorum. Yani birkaç misyona birden eğilmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar istismar edilmemek üzere. Biraz kadınca konulardan söz edelim tabii. İzin verirseniz. Güzelliğinizi güzel kalabilmeyi neye borçlusunuz? Mesela sevdiğiniz yemekler olup da yememek zorunda kaldığınız Allah'a şeyler çok var mı? Şükür bütün yemekleri yiyebiliyorum. İstediğim her şeyi yiyebiliyorum. Ama bunları hep ölçüler dahilinde. Bunların ölçüsünü kaçırdığım zaman hiçbir şey yiyemez hale geliyor insan. Sadece ben değil. Çok teşekkürler bu programımıza katıldığınız için. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir kadın olarak Ajda Pekkan'a hayran olmamak mümkün değil bence. Arşiv Odası'nda bu hafta 96 yılındaydık. Bu kez programı benim seçtiğim bir şarkıyla kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Sensiz de çok iyi geçiniyorum. İnan artık seni ben